Sistem değişikliklerinde devrim ve reform dengesi nasıl olmalı? Bu hafta Fransız devrimi üzerine konuşuyoruz. Mücadeleye hoş geldiniz. Merhaba, ben Fatih. Her hafta olduğu gibi Zeki Alp ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bu hafta var mı değişiklik? Üçüncü kez uzaktan çekiyoruz. Karantina dolayısıyla gerçekten üçümüz de ayrı bırak kaldık birbirimizden. Ama bölüm uzaktan. Bölüm öncesi konuştuk sanki böyle daha mı iyi oluyor diye. Son 3 bölümün evet. Kalitesine bakıp. Uzaktan bölüm çekmenin dinamiklerine alıştığımızı söyleyebilirim. Evet. Şey değil, çok aşırı sıkıntı değilmiş ya. Evet. Bu hafta finalden, 3. sezon finalinden bir önceki bölümümüzü kaydedeceğiz. Fransız devrimi. 3. sezonun içinde bir ara vereceğiz. Onu da şimdiden duyurmuş olalım. Evet. Fransız devrimini peki hangi kaynaktan konuşacağız abi? Oversimplified kanalından daha önce bahsetmiştik. İki video olarak yayınladıkları Fransız devrimini Oversimplified kanalının anlatımı üzerinden konuşacağız. Evet, kanal çok güzel hazırlanmış videolara sahip. Bizim konuştuğumuz bölümün Türkçe altyazısı da vardı. Tüm dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Herkese hitap etmeyebilecek bir yapısı var ama benim oldukça hoşuma gitti. Verdikleri bilgi çok konsantre ve güzel bir şekilde veriliyor. Evet, ben de bu kanalla ilk olarak bu ABD Anayasası bölümüne çalışırken Alp'in önerisi üzerine tanışmıştım. Tarzları benim de çok hoşuma gitti. Hatta sonrasında bir 5-6 tane videosunu ard arda izledim. Mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum ben de. Dün çalışırken fark ettiğim bir noktayı belirtip sözü Fatih'e bırakacağım. Adamlar hani dediği gibi çok konsantre bilgi veriyor ve tarihe bir o kadar bağlı olmaya çalışıyorlar. Tarihle alakalı videolar çekiyorlar zaten. Twitter hesaplarına girdim dün. Yani çektikleri sahnelerin böyle gerçek tarihi fotolarla yan yana animasyonlarını koymuşlar. Bayağı hoşuma gitti. İncelemenizi tavsiye ederim kesinlikle kanalı. Evet, bu arada kaynağı da belirttik. Olası bir tarihi bakış açısı farklılığı, yanlılık varsa onu da kanalın üzerine atıp başlıyoruz. Biz hep öyle yapıyoruz zaten abi. Evet, hani biz boş verin. Kaynak orada. Çok kısaca fakirlikten ölmek üzere olan bir toplumun zenginleri bir araya toplayıp kafalarını kesmesi olayı olarak biliyordum devrimi. Ama aslında konunun daha detaylı olduğunu videoları izleyince anladım. Evet, bence de genel olarak hep dünyada başa saran bir hikaye. Yani iktidar sahibi sarayında kendini sonsuz güçlü sanmaya başlıyor. Kendisi ve ailesi inanılmaz müsrifleşiyor. İşte bu harcanan parayı en alt sınıfın omzuna yükledikleri vergilerle kazanıyorlar. Zengin sarayından ve seçkin etrafından bu gelir uçurumunu göremiyor iktidar ve daha sonra şutlanıyor. Başa saran bir hikaye aslında. Dünyanın farklı yerlerinde düzenli olarak görünen. Evet. Evet. Kronolojiden başlayalım. Yani devrim nasıl gelişti, hangi olaylarla start aldı? Aslında zaten yani bu bölümü genel itibariyle bu savaş sanatında da öyle gitmiştik sanırım. Okuyup sonra üzerine yorumlar yapmıştık. Burada da kronolojiye bağlı kalarak gidelim abi Fatih. Sen zaten iyi hazırlanmışsın. Biz de aralarda söyleyeceklerimizi ekleyelim. Evet, şimdi yeni kıta Amerika'da kolonileri olan Fransa ve İngiltere bu koloniler üzerinden birbiriyle savaşıyorlar. Bunu zaten Amerikan Anayasası bölümünde de biraz kısaca değinmiştik. İngiltere yeniden Fransa borçlarını ödeyemeyecek duruma geliyor. Ülkede çok ülkeye hakim bir yoksulluk var. Hatta farklı bir kaynaktan okumuştum. 15-35 yaş arası kadınların dörtte biri seks işçiliğinden gelir elde ediyor. Ruhban sınıfı ve soylular tam tersine lüks içinde yaşıyor.
Bu arada temelde o dönem Fransa'sının çoğu Avrupa ülkesi gibi 3 sınıfa ayrıldığını da belirtelim. En tepede din görevlileri, bir altta soylular, tabanda da sanırım geri kalan herkes var. Yani ilk iki sınıftan birine mensup değilsen geçmiş olsun. Toplumun çoğunluğunu oluşturan millet de ulan biz miyiz bu alemin kerizi diyerek düşünmeye, sorgulamaya başlıyor. Herhalde fazla düşünmüş olacaklar ki aydınlanma çağı da buradan başlıyor. Ülke o zaten fight de basit yani, komik aktarıyor bu kısımları böyle barda konuşurlarken. Evet, aydınlanma çağı aydınlanmış. 17. ve 19. yüzyıldaki o düşünceleri, farklı felsefi akımlar, liberalizm falan gibi şeylerin çıkmasının genel adı. Ama Fransız tarihçiler genelde aydınlanma çağını Fransız devrimiyle beraber başlatıyorlar. Bazıları Newton'un işte yayınladığı 1600'ün sonlarında matematik kitabıyla başlatıyor. Farklı görüşler var. Doğru, ama asıl hız kazandığı noktanın burası olduğu konusunda herhalde fikir birliği var. Buradan politik olarak, çok daha hızlanıyor. Politik olarak öyle, ama aydınlanma çağının felsefi bir şey de var, tarafı da var. Sadece politik değil. Hani daha gözle görülür sonuçların toplandığı yer belki denilebilir. Evet, olabilir. Ülke zaten sefalet içinde, ama ruhbanlar ve soylular sürekli partilemeye devam ediyor. Bu dönemde para nasıl harcanıyorsa bilmiyorum. Kaynaklar kendilerine bağlı çünkü. Üzerine kralın çevresinin manipülasyonu ve kendi aptallığıyla da bir de İngiltere'den intikam almak için Amerika'daki kolonilerine para akıtıyorlar. Amaç isyan çıkartmak, yenilginin rövanşını almak. Para da geri gelmiyor. Büyük bir meblağ veriyorlar. Basiretsiz kral ve ülkenin başına çöreklenmiş niteliksiz yöneticilerin hakkında ekonomik darboğazdan çıkmak için çok zekice bir fikir geliyor. Vergileri neden arttırmıyoruz? Ya abi çok mantıklı. Yani gelir lazım. Gelir kim ödeyecek? Vatandaş ödeyecek. Partilemek lazım. Yani köylüler arasında bazı çatışmalar yaşanıyor. Soylular ve ruhbanlar çok gelir elde ediyor. Üzerine az vergi ödüyorlar. Köylüler ekmek bulamayacak hale geliyor artık. Yani en temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak hale geliyor. Hatta burada isyanların başladığının, fırınların basılmasını ve bazı fırıncıların asılmasını da söyleyelim. Asıldığını söyleyelim. Bunun tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur. burada belirtebilir miyiz? Demek ki öyleymiş. Kral bunun üzerine 175 yıldır toplanmayan sınıflar meclisini toplamaya karar veriyor. Böyle bir meclis var. Ama çok fazla pratikte görünen bir meclis değil. Bu arkadaşlar, ruhbanlar, soylular ve geri kalan herkes tarafından bir araya gelip oluşan bir meclis. Tarafından oluşturulan meclis. Meclisten de bir sonuç alamayan kalabalık, 3. sosyal sınıfın üyeleri, yani millet meclisi adında kendi meclislerini kuruyorlar. Evet, bu mecliste 13 bin kişi ruhban sınıfı 1. sınıftan oluşan insanlar. 350 bin kişi soylu sınıfı, 2. sınıf. Geri kalan 3. sınıfta 27 milyon kişi ve hepsinin birer oy hakkı var. Bu da her meclise gelen tasarının ruhban ve soyluların oy birliğiyle onların istediği şekilde olmasını sağlıyor. Doğal olarak bakıyorlar, böyle olacak gibi değil. 3. sınıfta Fatih'in söylediği gibi kendileri bir meclis kuruyor. Toplumun %98'i yanlış hatırlamıyorsam 3. sınıfa mensup. O %98'in de %80'i galiba köylü olması lazım. Evet. Eşitlik gelene kadar toplanmaya devam edeceklerine dair yemin ediyorlar. Okuray'dan çıktı. Devrimin yönünü ileride oldukça değiştirecek bir hareket filizlenmeye başlıyor. Üçüncü sosyal tabakaya mensup bazı eğitimliler ve soylulardan gelen bir grup toplanıp radikal politik bir parti kuruyorlar. The Jacobin Club. Jacobinler Kulübü. Evet. Meşhur Jacobinler Kulübü burada kuruluyor. Bu kulüp o zamana kadar doğrudan söylenemeyen bir şeyi de söylüyor. Artık kralın indirilmesi gerek. Fransa'da ortaya kuvvetli bir korku çıkıyor bu düşüncelerin artık rahatlıkla söylenebilmesiyle beraber. Kral Paris orduyu çağırıyor. Üçüncü sınıftakiler idamdan korkuyor. Kral darbeden korkuyor. Korku da öfkeye yol açıyor. Vatandaş ya şimdi ya hiç diyor. Başlarım reforma. Neden daha büyüğünü yapmıyoruz? Haydi devrime. Evet. Reform mu devrim mi tartışmasında Chomsky'nin sevdiğim bir yorumu var. Reform ve devrimi karşılaştırıyor ve bunlar birbirinden ayrılmaz diyor aslında. İşte rahatsız olunan bir sistemi değiştirmek için
önce insanları medya gibi aygıtlarla sistemin artık işlevsizleştiğini ikna etmek gerekiyor. Bu aslında reform oluyor. Bundan sonrasında halkla beraber devrim gerçekleşiyor. Yani önce reform odaklı çalışmaların yapılması, daha sonra doğal sonucunun devrim olması lazım. Reformla devrimi ayıramayız diyor. Fazla reformist, sadece eleştirip hiçbir sonuç almak istemeyen, zaten sistemin hali hazırdaki halinden faydalanan muhalefet partileri oluyor. Bunlar aslında reformist devrimcilikle reformculuğun reformist kısmına fazlaca kayanlar. Karşısında fazla devrimciler de halk seninle olmadığı için Linde etkisine dayanıksız, tepeden inme bir sistem kuruyorsun. Hükümeti devirebilirsin ama ilk seçimde sen gidiyorsun. Ya da bu Fransız devriminde gördüğümüz gibi seçim yapmazsan da hani birbirini yiyorsun. Fransız devriminde halka rağmen devrim zihniyetinin nasıl ortalığı kan gölüne çevirdiğini görüyoruz aslında. Birazcık benim de bu konuyu seçme sebebim oydu. Yani ders, oldukça ders alınabilecek bir şey, tarihi olay. Ya da bizde 80'deki sağcı solcu olayları, halktan kopuk ideoloji kavgalarının nasıl sonuçlar verdiği de ortada. Zaten bu tarz devrimi hızlı gerçekleştirmek isteyenler genelde güç peşinde, amaçlar doğrultusunda değil, kişisel hedefleri doğrultusunda ilerleyen insanlar oluyor. Bence zaten kaliteli yaşanmış her hayat, dünya üzerindeki tıranlıklara karşı bir devrim. Bazı insanlar hayattayken meyvesini toplayabilir, bazıları da sonucu alacak sonraki kuşaklara yol gösterir. Evet, son burada... söylediğim bayağı güzeldi Alp. Yani kaliteli yaşamış her hayat zaten dünya üzerindeki tıranlıklara karşı bir devrimdir. Güzel, beğendim. Evet. Bunu bir de altını çizmek istedim. Burada Fransız devriminde ortalığı nasıl kan gölüne çevrildiğinden bahsettik. Tam da işte bu kan gölüne çevirme işlerine burada giriyoruz. Çünkü çok kanlı bir devrim. Millet Meclisi milis güçlerini oluşturmaya başlıyor. Fransız ordusunun çoğu da bu gruba katılıyor. Monarşinin yanında, krallığın yanında yer almayı reddederek. Silahlar var. Silah konusunda bir sıkıntıları yok ama barutları yok. Bastille isimli kaleyi basıp oranın idarecisinden barut istiyorlar. Vermiyor. İçeri girip kellesini alıyorlar. Bu arada de Bastille bir hapishane kale. Yani tiranlığın sembolü. Meclis de bu olayı destekliyor. Ve bazı tarihçilere göre devrimin çok kan olmasında bu olay önemli bir rol oynuyor. Start buradan veriliyor yani. Evet. Fatih'in burada dediği olay çok kritik. Çünkü milis güçler bu de Bastille kalesini basıyor ve idarecisinin kafasını bir mızrağın ucuna takıp böyle şehirde geziyorlar. Bayağı büyük bir olay oluyor bu tabii şehirde. Meclisin bunu kabul etmesi de çok ilginç. Yani hadi milis güçleri o anlık hiddetle böyle bir hareket yaptı. Ama dönüp geldiğinde mecliste biz böyle bir şey yaptık dendiğinde bu akil adamlar diye başa geçirilen meclis üyeleri bu olaya onaylaması çok sıkıntı. Çünkü zaten ülkelerdeki bu gibi sıkıntıların bu gibi olaylardan dolayı çözülemediği, daha da büyüdüğü bir gerçek. Yani örneklerle açmama çok gerek yok da geri kalmış ülkelere bakıldığında zaten tepedekilerin yaptığı yanlışların halkta daha büyük yansımalara ya da onların onayladığı yanlışların halkta daha büyük yansımalara sebep olduğu aşikar. Hatta benim bu gördüğüm durum şirketlerde bile böyle. Mesela bir şirketin üst yönetici, yani alttaki küçük yöneticilerine baktığımızda alttakileri nasıl davrandığını merak ediyorsanız direkt böyle genel müdürün karakterine falan bakmanız yeterli. Çünkü o sirayet ediyor aşağı böyle kademeli şekilde. Bunu da belirtmek istedim yani. Bununla ne alaka ya şirket falan diyebilirsiniz de öyle bir tespittir. Evet, Ağustos ayında meclis tarafından özgürlük deklarasyonu yayımlanıyor Millet Meclisi. Ama insanlar hala yoksul, hala aç. Bu konuda bir çözüm bulunabilmiş değil. 7000 kadın Versa'ya, kralın sarayına doğru yürümeye karar veriyor. Kalabalık yolda 10 binlerce kişinin katılımıyla beraber dağ da büyüyor. Kalabalığın geldiğinin haberini alan kraliçe de tarihe geçen en meşhur sözlerden birini söylüyor. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Sarayı basan kalabalık kraliçeyi öldürmek üzere harekete geçiyor. Kendisi gizli bir geçitten kaçıyor. Kral da artık bu kadar olaydan sonra zorunlu olarak gücünü Millet Meclisi ile paylaşmayı kabul ediyor ve dönüm noktalarından biri gerçekleşiyor.
Tabii insanın canı tatlı, çatır çutur kelle alınan bir ortamda kral devrimcilerden gelen tüm taleplere boyun eğmek zorunda. Hatta adamın gece gündüz sarayını basıyorlar. Canı sıkılan sarayını basıyor. Kral hadi, hadi bir kralın sarayını basalım beyler. Etkinlik olarak kralın sarayı basılıyor. Bu böyle olmayacak. Teba'nın gözünde maskaraya döndük diyen hükümdar da bu sefer ülkeden kaçalım. Fransa yönetimine çevre ülkelerin iktidarlarından gelen destekle geri alabilirim belki diye planlar yapmaya başlıyor. Hatta bu planın burada, sonucu olarak da burada bölüyorum ama çevre ülkelerin destek vermesi de birazcık önemli. Çünkü Fatih'in de söylediği gibi az önce o üç sınıf diğer ülkelerde de benzer şekilde var. Halkın diğer iki sınıfa karşı ayaklandığını görünce diğer ülkeler bizde de bunlar sıçrayabilir ve bizim Teba'da da bu hareketler yayılabilir diye Fransız monarşisine yardım etmek istiyor. Evet evet, orada büyük bir korku var, birazdan geleceğiz oraya. Birazdan aynı savaşlar çıkıyor. Çok yakın, evet, çok yakın davranışlar sergiliyor çünkü ülkeler. Bu planın sonucu olarak kral Avusturyalı karısıyla birlikte hizmetçi kılığında ülkesinden kaçmak isterken fark ediliyor. Paris'e geri yolluyorlar. İlk sefer yakalandığında hadi kıvırabilir biraz, ben de devrimci hareket severim aslında falan diye, ama bu sefer insanların gözünde, doğal olarak halkının gözünde anti devrimci, kendilerini terk eden bir hain pozisyonuna geçiyor. Kalan saygınlığı da yok ediliyor. 1791 anayasası ile birlikte kendisinin tüm yetkileri alınıyor bu hareketi üzerine. Bir kukla krala dönüştürülüyor. Krallık hala kaldırılmış değil. Radikal Jacobenlerimiz her zaman olduğu gibi kızgınlar. Bu sefer daha da kızgınlar. Krallık neden kaldırılmadı diye soruyorlar. Devrim ordusu kraliyetin kalkması konusunda gösteri yapan bir gruba ateş açıyor hatta. İşler bir türlü rayına oturamıyor. Şimdi burada olaylar daha da kana bulanacak. Fakat bu bulanmadan önce bir figürden bahsetmek lazım. Jean-Paul Marat. Yani Fransızca bilenler düzeltebilir. Bu arkadaş adını Halkın Dostu koyduğu dergisinde çıkardığı yazılarında kral ve soyluların ellerine fırsat geçirdiklerinde katliam yapacaklarını, bu yüzden yegane çözümün hepsini öldürmekten geçtiğini yazıyor. Bu da o sıralarda halk arasında endişe ve öfkenin yayılmasında çok etkili oluyor. Ben buradan hani şöyle bir sonuç çıkardım. Medya her dönemde güçlü, toplumsal olaylar üzerinde çok etkili. Çünkü medya aracı değişse de bugün, yani yakın geçmişimizde yaşanan Arap Baharı'nın gerçekleşmesinde sosyal medyanın etkisi olduğu çok konuşuluyor. Hatta bu uğurda, yani bu konuda yazılmış bayağı bir makale var. Ben bölüme çalışırken biraz baktım. Direkt Wikipedia'nın social media and Arab Spring diye böyle şeyi var, yani altta bayağı kaynaklar falan var. O yüzden medya etkili yani. Onu belirtmek istedim. Evet, bu Jean-Paul Marat şey bir adam, bayağı psikopat bir adam ve bir kadın tarafından öldürülüyor. Şimdi cilt sorunu olduğu için bu arkadaşın uzun süreler su dolu küvette geçiriyor ve yazılarını buradan yazıyor. Marat'ın yazılarını şiddetin kaynağı olarak gören bu kadın, sana anti-devrimcilerin isim listesini vereceğim, sen de dergide yayınlarsın diye bu bahaneyle Marat'ın yanına gelip bıçağı saplıyor kendisine. Küvette gidiyor adam yani. Ama evet, ölümü adamı çok etkin bir pozisyona sokuyor. Ya bence buradan yine bir ders çıkarılabilir. Hani niyet iyi olsa da hareket tarzının yanlışlığı istenen sonucun tam tersini veriyor. Yani motivasyon içeren yazılar yazan bir dergi yazarından devrim şehidi haline geliyor. İşte şeyler yapılıyor. Resimleri yapılıyor, heykelleri yapılıyor. İlginç bir olay yani. Adamın fikirlerinin yayılmasına katkıda bulunuyor. Öldüren. Evet, evet. Amacının tam tersi. Kendisi de asılıyor bu arada. Kadın direkt. Evet. Ya asılmıyor, giyotin. Ha pardon, özür dilerim. Evet. Giyotin. Devrimin insanlığa en büyük hediyelerden biri giyotin, acısız idam. Çoğunluğun istediği devrim gerçekleşti ama herkesin istediği şekilde gerçekleşmedi. Kan dökmekle herhangi bir problemi olmadığını kanıtlayan devrimcilerimiz bu noktada iki gruba ayrılıyor. İlk grup krallığın yetkisiz bir makam olarak devam etmesini isteyen ılımlılar, diğer grupta kralın kellesini isteyen radikaller. Radikaller oldukça ileri gidiyor. Eski sistemin ekmeğini yiyen kim varsa, soylular, ruhbanlar, hepsini idam edelim diyenler çıkıyor içlerinden.
ülkenin normalleşmeye girmesi gittikçe zorlaşıyor. Fransız aristokratları can ve mal güvenliklerinden endişe ettikleri için komşu ülkelere sığınmaya başlıyorlar. O ülkelerin yöneticileri ve soylu sınıfları da olan bitenden öcü gibi korkmaya başlıyor. Çünkü devrim bizi de etkileyebilir. Biz de benzer bir sosyal tabaka sistemiyle yaşıyoruz. Ya bizim üçüncü sınıfımız da ayaklanırsa, bizim servetimiz giderse. Bu az önce Alp'in bahsettiği nokta herhalde. Evet. Milli Meclis çevre ülkelerin bu gerginliğini seziyor ve madem bize bir saldırı düzenlemek akıllarından geçiyor, neden ilk biz vurmuyoruz diyerek çevre ülkelere savaş açıyorlar. Yaşanan gerginliklerin odağında kral var. Prusya dükü, kralınıza dokunursanız Paris'i yakarım diyerek milleti iyice tahrik ediyor. İnsanlar sarayı bir daha basıyorlar ve kral Milli Meclis'e sığınmak zorunda kalıyor. O yine dönemde özür dilerim, yine az önceki gibi Alp'in, yani bu Mara'yı öldür, evet Mara kötü bir adam ama öldürmek onu nasıl daha da yüceltiyorsa, burada da Paris'i yakarım demek milleti iyice tahrik ediyor. Bu da bir maksadının tersi gerçekleşiyor. Evet. Jacobenlerin oldukça güçlü olduğu mecliste yapılan bir oylamayla kimleri tarafından ikinci devrim olarak adlandırılan bir şey gerçekleşiyor ve kraliyet kaldırılıyor. 16. Louis, kral 16. Louis artık sadece Louis. Kısa bir süre sonra da zaten Fransa Cumhuriyeti ilan ediliyor. Yeni Cumhuriyet'in lider yönetici sınıfı Jacobenler önderliğinde krallıktan kalan her şey silinmek isteniyor. Kiliseler, devrime destek vermeyen papazlar, Hristiyan takvimi vesaire. Radikaller yönetimindeki Cumhuriyet binlerce kişi hapishaneye göndermeye başlıyor. Bu sırada ülke az önce bahsettiğim komşularına karşı verilen, ilan edilen savaşın hala içinde ve cephede de oldukça kötü durumda. Paris'te yönetimi koruyan askerler de mecburen sınırla gönderiliyor. O sırada şöyle bir korku oluşuyor. Biz bir sürü eski rejim savunucusunu hapse attık. Ya bunlar Paris'i boş bulup karşı devrime yeltenirse, ya da düşmanlarımız Paris'e kadar gelip hepsini serbest bırakırsa. İşlerin daha da boka sardığı nokta burası işte. Korku içindeki halk hapishaneleri basıyor. Tutukluları da buldukları yerde idam etmeye başlıyorlar. Soylular, papazlar, kadınlar, çocuklar. 1600 kişi bu katliamda hayatını kaybediyor. Hatta bir İngiliz gazetesi "bu mu insan hakları, bu mu insan doğasının kör hali" manşetlerini atıyor. Yani bu şeyde abi, yine sözünü kestim. Başta o ilk de Bastille Kalesi'nin yöneticisinin kellesini alıp şehirde mızrakla gezdirme olayı nereden nereye evrildi? Onu meclis onayladı. Şu an gelinen noktaya bak. Yani daha da olaylar, yani ileride binlerce, daha on binlerce kişinin ölümüne sebep oluyor da çok ilginç. Evet, kar yani. kar topu gibi kan dökme hadiseleri büyümeye başlıyor. Jacobenlerin lideri Robespierre'in hala idam etmek istediği biri var ama. Kral. Düşman ülkeler çünkü tekrar kralı tahta geçirmek istiyorlar. Peki ya kral hayatta olmazsa diyor. Bir oy farkla kralı da idama mahkum ediyorlar. Devrimin burada vahşiliği artıyor, yozlaşmaya başlıyor ve Hristiyan karşıtlığı da bir yandan ülkede bazı kesimleri öfkelendirmeye başlıyor. Üzerine bir diğer bölgeden belirli sayıda vatandaşın askere alınmasına dair karar alınıyor çünkü Fransa komşu ülkelerle savaş halinde, çatlak sesler daha da artıyor. Bu da aslında beraberinde bölgesel, lokal olarak karşı devrim isyanlarına giden yolu açıyor. Tarih sahnesine Napolyon adlı komutan da burada çıkıyor. Birazdan bahsedeceğiz. Bu noktada da bu Paris'in biraz uzağında daha böyle belki kırsal kesimdeki köylüler, ya kardeşim biz o kadar da sevmiyor değildik ya kralı, işte ne bileyim ya da ruhbanları diye böyle bir şey oluyor yani orada da. Karşı devrimler öyle çıkıyor. Napolyon isyanları bastırıyor. Bu karşı devrimleri bastırmaya çalışıyor. Devrimci tarafından. Ülke yönetiminde radikallerin sesi çok çıkıyor ama ılımlı kanat sayıca üstün. Kuvvetli fikir uyuşmazlıkları yaşanmaya devam ediyor iki grup arasında. Robespierre isimli manyak Jacobenleri silahlanmaya ve isyana davet ediyor. Tabiri caizse bu karardan sonra da uyguluyorlar ve ılımlıları yiyorlar ve meclisin tek hakimi haline geliyor radikaller. Paranoyaları gittikçe kuvvetleniyor. Devrim düşmanlarını yok etmeyi ana amaçlarından biri haline getiriyorlar artık.
Şüphelendikleri kişiler hemen giyotine gönderiliyor. Hükümetin resmi politikası terör, yani korku oluyor. Her tarafta muhbirler, polisler, devrim gönüllüleri. 40 bine yakın insan da bu dönemde, korku döneminde, terör döneminde idam ediliyor. Evet, artık bu noktada iş çığırından çıkmış durumda ve artık amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek haline gelmiş. Halkın yüzyıllardır süren bu monarşi, işte baskı düzenine karşı çıkıp başlattığı devrim belki bu noktada kendi kellesini almaya başlıyor artık. Hatta Robespierre, bu en başta yol arkadaşı dediği kişilerden bazılarını, işte abi biraz abarttık sanki diyenleri, ya biraz ılımlaşsak mı sanki diyenleri bile giyotine gönderiyor. O kadar saçma bir hal almış ki bu durum. Ya Oversimplified kanalı bunu biraz zaten genel bir komik işlemeye çalışıyor. Bu To the Guillotine konusunu sitelerinde sattıkları tişörtlerin birine bastırmış. Bayağı etkili bir olay yani. Evet, 40 bin insan özgürlük karşı suçlardan öldürülüyor. Günümüzdeki gibi bir kavram kargaşası oluşmuş. Post-truth'luk var. Özgürlük adına hükümet polis sayısını sürekli arttırıyor. Hükümet karşıtı her konuşma ispiyonlanarak suçluluk oluşturuluyor. Komşunuza bir sebepten dolayı kızdıysanız hükümet karşıtı demeniz hapse atılmasına, bazen idamına yeterli oluyor. Yani bir yönetim monarşi de olsa, halk meclise de yönetilse, yönetenlerin ağzından hak, egemenlik kelimeleri düşmese de bir yolunu bulup karşı tarafı bastırabiliyorlar. Popülist söylemlere değil, eylemlerin amacına bakmak lazım. Evet, zaman geçtikçe Robespierre daha da deliriyor. Yüce varlık kültü isimli yeni bir din kurup bir de bayram oluştu. Evet, yani kongrede yapmış olduğu bir salaklık aslında kendi sonunu getiriyor. Vekillere hitap ettiği konuşmada elimde giyotine gönderecek yeni düşmanların listesi var, birçoğu da aramızda deyince ipler kopuyor. İki gün sonra kendisini giyotine idam ediyorlar. Abi yani evet, öyle bir delilik ki, yani bu böyle bir hatayı ancak delirmiş bir adam yapabilir ya. Nasıl görmeyebilirsin ki yani? Genel kabul Fransız devriminin Robespierre'in idamıyla birlikte bittiği yönünde. Takip eden 5 yılda devrimin içine katabiliriz ama. Evet, bu arkadaşın kurduğu Jacobin Partisi ve yaptıkları bir terimi literatürümüze katıyor. Jacobinizm ya da Jacobinleşme. Haklı eleştirilerle geldiğin iktidara, başkalarına söz hakkı tanımayacak halde güç kölesine doğru evrilmeye deniyor Jacobinleşme. Dilde özgürlük, bastırılmış kitlelerin hakkı, fakirin hakkı olduğu için ciddi popülite yakalanıyor. Ama zamanla kendileri baskı uygulayan hale geliyorlar. Yani devrimin kendi çocuklarını yemesi. Sağ ideolojinin fazla tiranlaşması faşizm, solun da fazla tiranlaşması Jacobinleşmeye getiriyor. Bu ikisini de aslında engelleyen ana faktör halk. Bir toplulukta her şeyi bırakıp sadece siyasetle ilgilenen ya da siyasetle hiç ilgilenmeyen insan sayısı ne kadar fazlaysa, yönetimin bu iki uca gitmesi de kolay oluyor. İnsanların siyasetin genel seyri hakkında fikir sahibi olduğu ama popülist söylem bombardımanına da önem vermediği, işlerine ve STK'lara odaklandıkları bir hayat tarzı belirlemeleri, sağdan ya da soldan güç kölesi insanların onları manipüle etmesini oldukça zorlaştırır. Evet. Devrimden, Robespierre'in idamından sonra bir 5 sene daha devam ediyor demiştik. Beyaz terör adı verilen bu dönemde de hakim güç olan ılımlar tarafının orijinal terör döneminin müsebbiplerine karşı ciddi bir mücadeleye girişiliyor ve bir daha güç asla tek bir kişinin elinde toplanmamalarını istedikleri için direktörlük isimli hükümeti kuruyorlar. Ilımlılar da ekonomiyi bir türlü iyileştiremiyor ve halk desteğini kaybediyorlar. Kral yok, radikaller yok, sosyal anarşi var. Bu sırada az önce adını söylediğimiz iç isyanları bastıran Napolyon, deası ile birlikte Fransa'nın girişmiş olduğu dış ülkelerle olan savaşları kazana kazana Viyana'ya kadar ilerliyor. Halk tarafından da zafer haberleriyle birlikte daha da fazla sevilen Napolyon, kamuoyuna sahip olmayan hükümeti bir darbeyle indirip diktatörlüğünü ilan ediyor. Bu 5 senede böyle sonlanıyor. Böylece bölümümüz de bitiyor. Yani başta monarşiyi devirmek için ayaklanan halk kaç yılın, 10 yılın sonunda mı? Yine bir diktatörlükle hayatını devam etmeye. On binlerce insan öldü, değişen bir şey yok. Arada belki 100 bin kelle gitti. Yani tam sayıyı bilmiyoruz tabii ama
Ama orada değişen hiçbir şey yok bir şeyine ben katılmıyorum canım. Sonuç olarak eskisi kadar zulmetmiyorlardır 3. sınıfa. Ama üçüncü bence, sınıf yönetiminde söz sahibi bence olabiliyor. Şöyle, vesaire, şöyle olmuş abi. Yani bu sadece Fransa için değil, tüm insanlık yani. Özellikle Avrupa ve insanlık için. Ya bunun böyle bir yoldan yapılamayacağını anlamaları adına az önce Alp'in dediği işte bu popülist söylem bombardımanına önem vermediği, işlerine ve STK'lara odaklandıkları bir hayat tarzı belirlemeleri dedi ya. Yani bu belirlemede aslında büyük bir rol oynamış acı bir tecrübe gibi geliyor bana. Ya, tabii ki değişen şeyler var da benim birazcık itirazım aydınlama çağı ismine. Çünkü mesela bir ara karşı devrimcilerden binlerce çoluk çocuk yine bir gemiye bağlanıp gemi batırılıyor falan gibi şeyler var. Biraz tarihi kazanan yazar durumu söz konusu. Evet, çok enteresan. Ya doğru ama onu yapan komutan sonuç olarak savaş suçlusu olarak ilan ediliyor. Yine de eski yönetimden her türlü daha iyi olduğu konusunda herhalde hemfikiriz. Evet, itere ede ede gelmiş bir noktada. Bugünün Fransa'sı, evet, şu an bugün Avrupa'sı. Fena olmayan, hiç fena olmayan bir noktaya gelmişler yine. İlk iterasyonda noktayı çok uzağa atmışlar. Gelene kadar bayağı bir zaman gitmiş. Yani kişi gitmiş. Evet. Güzel. Fatih ağzına sağlık. Güzel bir kronolojik bir özet çıkarmışsın. Oversimplified'ı izler gibi oldum seni dinlerken. Evet. Oversimplified'a teşekkür ederim. Hap gibi bilgi sundukları için. Gerçi hap gibi bilgi almak da insanı biraz yüzeyselleştiriyor olabilir de. Burası da ayrı bir tartışma konusu. Evet. Kapatıyorum bölümü, ekleyecekleriniz yoksa. Kapatabilirsin hocam, benim de yok. Bu hafta Oversimplified videoları merkezinde Fransa devrimi üzerine konuştuk. Bölümlerimize YouTube, Spotify, Spreaker ve Apple Podcast üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.